Hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Eş başkanlık nedir? Neydi eş başkanlık Beride? Valla emekti. Eş başkanlık ilk ne zaman başlamıştı Beride? DTP zamanında başladı. Evet. Buradan ilk eş başkanlarımız Aysel Tulduk ve Ahmet Türke'de selamlarımızı göndermiş olalım. Eş başkanlık bir kadın ve bir erkeğin aslında yönetimde en üst kademeden başlayarak neredeyse en alt kademeye kadar eşit temsiliyeti kuladığı, bunu uygulamaya koyduğu bir yönetim biçimidir, bir yönetme biçimidir. Aynı zamanda eş başkanlık bir paradigması olan, bir felsefeye bağlı gelişen zeminini yönetim tarzında ve bunun etki ettiği bütün alanlarda kadın varlığını ve bir o kadar da erkek varlığını eşit düzeyde tutan ve fırsat eşitliği sunan bir yaklaşımdır diyebiliriz. Aslında eş başkanlık hefserokati emdikarın becin şoreşe şoreşa jinay. Peki iki kadın eş başkan olur mu? Vallahi keşke olsa. Neden olmasın? Hatırlarsanız Filiz Kerestecioğlu ve Meral Danış Beştaş mecliste iki tane kadın grup başkan vekili olarak yapmıştı. Mevcutta bir kadın bir erkek olarak yapsak da bazı dönemlerde iki kadının da eş başkan olabileceği zeminleri oluşturduk. 5000 yıllık kendini sistematik hale getiren erkek egemen sisteme karşı tabii ki de bu eşitsizliği gidermek için böyle uygulamalara ihtiyacımız var. Bir grup insan diyor ki niye ya akıllı erkek avukatlar yok mu, onlar yapsın kadınlar niye yapsın diyenler var. Hemen şimdi bunları ifşa etmek ister misiniz? İfşa ederim. Bu toplumun %50'sini oluşturan kadınlar. Bu toplumun birçok yapısı var, birçok kimlik var, birçok aidiyet var ve bu aidiyetlerin hepsinin karar yapımında, yönetimde yer alması gerekir. Çünkü onlar bu yapılan politikalardan direkt olarak etkileniyorlar. O yüzden de onların da söz hakkı sahibi olması gerekiyor. Bir baktığımızda bütün şehirlerimizde, bütün yönetimimizde hem bir kadın eş başkanın hem bir erkek eş başkanın olduğunu görüyoruz ve alınan bütün kararların da daha kadın odaklı, daha kadının var olabilmesi, sosyal hayat içerisinde, parti içerisinde var olabilmesine ne kadar katkıda bulunduğunu bunu birebir yaşayarak görüyoruz. Araya giriyorum şimdi. Yönetim ve iktidar tek kişiye alışmıştı. Tek kişi yönetir, tek kişi karar alır. Eş başkanlıkta ise iki kişi var. Bir kadın ve bir erkek. Kararlar nasıl alınıyor burada? İki kişinin olduğu yerde. Kararı sadece o iki eş başkan yapmaz ama orada oluşan bir meclis vardır, bir yönetim vardır. Yine eşit temsiliyet, yani kadın ve erkek eşitliğinin sayısal olarak da sağlandığı bir meclisle birlikte bir karar yapımı olur. Bir erkeğin bir kadın adına karar alabilmesinin ne kadar sağlıklı olduğunu aslında hep birlikte sorgulayabiliriz. Varoluşunu, problemlerini, ihtiyaçlarını görmeyebilir ve yüzyıllardır da görse bile görmezden gelebilir. Dolayısıyla bir kadınla ilgili kararları özgün yapısıyla birlikte kadın eş başkanın aldığını ve bunun olabilecek en sağlıklı yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Eşit temsiliyetin temel alındığı yönetimlerde, örneğin belediyelerde kadın daire başkanlıkları vardır. Tamamen kadın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kadınların yönettiği, kadınların bulunduğu yönetimler vardır. Bu kadın daire başkanlıklarından da bahsetmeden geçmek olmaz. Fermuar sistemi nedir? Hiç fermuar gördün mü? Nasıl çalışıyor? Fermuar sistemi özellikle daha çok üyeli yapıların olacağı, meclislerin olacağı veya işte yönetimlerin olacağı yerde bir kadın bir erkeğin olduğu bir yönetim biçimidir. Yani işte üç erkek bir kadın olmaktan ziyade bir kadın bir erkek, bir kadın bir erkek ve kadınların seçilebilir pozisyonlara koyulduğu veya eşit bir şekilde bütün her şeye eşit bir şekilde erişebilecekleri pozisyonlara koyulduğu sistemdir. Eşit temsiliyet tam olarak nedir? Eşit temsiliyet aslında bizi burada fermuar sistemine götürür. Dediğim gibi tek bir kişinin karar alabildiği mekanizmalarda eş başkanlık, fakat daha büyük bir temsiliyeti konuştuğumuz durumlarda ise biz aslında eşit temsiliyetten, fermuar sisteminden bahsedebiliriz. İşin en zor kısmı. Erkekler bunu kabul ediyor mu? Ama ben cevaplamak şöyle ya. Aynen. Biz onlardan kabul aramıyoruz. Çünkü kabul kendi içerisinde bir iktidar ilişkisini oluşturur. Yani birine bir şeyleri kabul ettirmeye çalışmıyoruz. Biz aslında erkek yoldaşlarımızla birlikte bu sistemi hep eşlik yöntemiyle hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ortada bir kabul yok. Tabii ilk zamanlarda bu kadar kadını nereden bulacaksınız, şimdi sırası mı gibi bir takım astronomik çıkışlar olsa da bunlar da zamanla yerini
toplumun yarısının kadın yarısının erkek olduğunu fark etmeleriyle birlikte buharlaştığını söyleyebiliriz. Hatta Bertan biliyor musun, ilk defa tüm bu partilerimizde kadın erkek milletvekili sayısının en çok yaklaştığı dönem bu dönem. Evet. %49.5 olduğunu düşünüyorum. %50'ye yuvarlarız, ne olacak? O yuvarlama yok. Biz aynen, o yuvarlamayı da mücadele ederek alacağız. Bence eşit temsiliyeti, bu eş başkanlığı en çok erkeklerin savunması gerekiyor. Eğer haktan, hukuktan vesaireden bahsedeceklerse, binlerce yıldır gerçekleşen bu eşitsizliğe karşı onlar da mücadele hatlarına daha aktif şekilde katılabilirler. Ve bir de eşit temsiliyet bir zihinsel dönüşüm meselesidir. Bir paradigmayla, bir düşünme biçimiyle ilgilidir. Dolayısıyla bu eşitlikçi düşünme biçimini kabul eden erkek yoldaşlarımızın kendi hayatları içerisinde de daha az problem yaşadığı, iktidarla ilgili problemleri daha kolay hallettiklerini biliyoruz. Peki eş başkanlık sistemini oturtmak bu coğrafyada zor olmadı mı? Yani bu noktada hiçbir şeyin bedelsiz elde edilmediği ve mücadele olmadan hiçbir şeyin altın tepsiyle sunulmadığı bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Kadınlar bugün Türkiye'nin her yerinde ve Kürdistan'da eş başkanlık ve fermuar sistemini bu kadar başarılı bir şekilde uyguluyorsa, bunun arkasında dev bir mücadelenin, bir mücadele geleneğinin ve onlarca bedelin olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir. Kadın yoldaşlarımız bu sistemi var etmek için yıllardır çok büyük mücadeleler verdiğini, çok büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını, çok büyük tehditler altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu devletin de yaklaşımını burada bir kez daha deşifre edebiliriz belki. Devlet ilkin hep eş başkanlıklara, eş başkanlık üzerinden saldırılarını kurguladı ve kayyumlar ilkin kadın kazanımlarına el attı. Dolayısıyla bu sistemi gerçekleştirmek öyle kolay göründüğü kadar, bugün anlattığımız kadar eğlenceli geçmedi. Aslında arkasında çok büyük bir tarih olduğunu söyleyebiliriz. Buradan kömü, dökü, TCA'yı, KCA'yı ve 91'deki aslında bunun ilk filizlerini atan Yurtsever Kadınlar Derneği'ni de hatırlamadan geçmek olmaz.